Aynen bunu şansı. Neler takmışlar nişanda sana öyle? Burası bizim bahçemiz. Ya ne taktılar söyle, neler sorduk. Evet, kiraladık mı? Evet, kiraladım. Kiraladım kızlar. 2500'e kiraladım kızlar. 2500 TL'ye nişanlığını kiraladım dedin, evet. Ama bence bana biraz pahalı geldi açıkçası. Hı. Yani o zaman için bana pahalı geldi. Ben de yeni kınalık falan kiraladım biliyorsunuz. Çok daha uygundu yani. Evet. Ama ben maviyi sana yakıştırdım. Güzel mavi rengi falan. Mavi değil aslında, mor da. Ya. Ben böyle, evet. Ben de mavi. Böyle mavi parlament gidiyor. Mavi. Evet. Senin mavi üzerindeki gibi. Renk gibi. Ben de mor görüyorum. Mor. Evet. Aa, evet şu an. O zaman. Eflatun oldu şu an. Kaç kişilik? Ya şöyle, kaç kişilik değil, bayağı çağırdığımız misafirler gelmedi çünkü çoğu hastalandı pandemi dolayısıyla. Ay. Organizasyon mu tutmuştunuz? Aynen, organizasyon. Ne kadar ödediniz? Ne kadar fiyat? 1100 TL. İyi. Aynen. Çok evet. İyi. Ne var içinde? Ne var aslanım? İşte pasta hariç aslanım. O da 500 TL'ydi. İsimliğim hariç. Magnetleri, iki tane magnet çeşidi yapmıştım. Onları ben kendim yaptım. O şekil. Sadece bu stand dediğiniz yok, şey mi 1000 TL olmuş oluyor? 8 şey vardı, masa vardı. 80 sandalye vardı. Aynen. Düğün salonu masası, sandalyesi tuttum ben. Örtüler üzerinin çok süsleri falan vardı. 4 tane. Masalarla birlikte bence de iyi. Aynen. Aynen. 4 tane şey vardı. Kapıda giriş. Takıldı. Takıda işte altınlarım takıldı. Kaç tane bilezik takıldı? Set falan yaptılar. 6 tane bilezik takıldı. Kızlar şu an üzerindeki gördükleri. Hepsi mi? 6 tane bilezik takıldı. Bir daha söyle. Bilezik. Bilezik. Bilezik değil evet, mi? Bilezik. Bilezik. Sizde şive farkı herhalde. Aynen, kayı arada aslında. Ne deniyor sizde? Bilezik. 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 Bilezik diyeni duydum ama bilezik ilk defa duyuyorlar. Bilezik diyen. Bilezik. İlk defa. Bilezik. Evet. Ben de ilk defa duymuş. Ben diyemiyorum. Yok, ben anlayamadım. Biz mi yanlış biliyoruz? Evet. Demek yöreden yöreye fark ediyor. Bunlar evet. Takıldı galiba. Aynen, bunlar takıldı aslında. Bu da mı takıldı nişanda? Evet, yüzüklerim vardı. Evet. Maşallah. Kına gecen peki? Aynen, kına gecemde yine bahçemizde oldu. Yine o masa sandalyeyi tuttum. Yine şey vardı, kına tahtımız vardı. Organizasyon kızlar vardı. Kaça baksana. Tuttun organizasyonu? Kına için 1500'dü. Düğüne de 1000 liraya tuttum kızlar. Çok iyi tuttum. Aynen. Evet. Evet, kızlar da vardı 4 tane. Kına klibi mi yaptın? Sen burada değişiksin. Evet. Sen evet, burnun. Çok farklı. Evet, ben düğünden sonra estetik oldum. Sen düğünden sonra da çok farklı geldin. Evet. Evet. Ama çok doğal yapmışlar ve çok güzel evet, olmuş aslında. Ablacığım. Evet, çok güzel. Bahçemiz bayağı genişti bizim. O yüzden düğün salonu falan tutma gereksinimi de çok bulunmadım. Çok güzel olmuş. Aynen, açık havada daha iyi oldu. Evet. Klip galiba değil mi? Ha, evet, bu klibe ne kadar ödediniz? Aynen. Bu klibe de tüm tablomuz vardı. Üç kınadaki. Gün, aynen, kınadaki 3 gün çekim oldu. Gelin çıkışı bu. 3,5'tu pardon. 3500. Aynen, 3500. Kına ve nikah bence da normal bence. Yok, nikah değil. Nikah sadece burada oldu. Ha, sadece kına ve düğün 3 gün boyunca çekim oldu. Kına düğün de mi oldu şimdi? Ha, ertesi günde düğün oldu aslanım. Hepsi için mi 3500? Evet, aynen. 3 gün. Bak eşi sepetin içinde kırmızı güller, gül yaprakları evet. Döküyor başından aşağıya. Güzel bir detay olmuş. Evet. Çok güzel olmuş. Kınan kaç kişilik oldu? Kınan bayağı kalabalıktı. Yani tam şey olarak bilmiyorum ama kalabalıktı. Avucuna ne koydular peki? Efendim? Avucuna ne koydular? Avucuma çeyrek koymuşlardı. Hatta bileklik takmışlardı. Aslında aynen. Aslında tamam, hüzünlü görünüyorsun burada. Evet. Kınaya kılırken ağlamadım. Ağladın mı? Ben de ağlayamamıştım. Yok, ağlamadım. Kardeşime dans ederken ağladım. Ya canım. Evet. Kaç kardeştiniz? 4 kardeşiz. Hangi erkek kardeşin? Evet. Küçük olanla küçük mı? Küçük olan, evet. Küçükler öyle oluyor. Aramızda çok zaten yaş farkı yok. 1,5 yaş var. Ay canım. Aynen. Ertesi günde Yozgat'ta düğünümüz oldu. Yine aynı bahçemizde. Aynı şekilde masalarımız, sandalyemiz. Sadece arka benim fonum değişti konsept olarak. Hiç ara vermediniz mi? Kınadan hemen sonra düğün yok, mü oldu? Evet kızlar, ara vermedik. Bizim orada 3 gün oluyor. Kına, düğün, ertesi günde gelin çıkımı oluyor. 3 öğün yemek veriliyor. Bu şekil, aynen. 3 öğün yemek. Evet, aynen. Evde mi pişiyor onlar? Yok, yemekçi tutuyoruz. Yok, yemekçi tutuyoruz. Ha. Eve geliyor. Evet. Aynen. Bayağı maliyetli olur yani o zaman. Hani 3 gün 3 gece. Aynen. Dediklerim de olmuş. Öyle olur da 3 öğün. Kınamda kırmayıp düğünde kınamda da kırdım. Kınamda ağır şekilde oynadım. Omzuma koyarak oynuyorlar. O şekilde oynadım. Düğünde de böyle oynamayı tercih ettim. Düğünde testi kırılıyor mu? Düğünde de ya kayınvalidem de almıştı testi kına için. Organizasyon da getirmişti. 2 tane testi vardı. Ben dedim ki kırayım bari boştan yeni durmasın. O şekilde oldu aynen. Düğününde ne kadar para toplandı takı takıldı? Düğünümde
burada takı falan şey yapılmadı kızlar. Bizim oradaki kıza hani şey yapılır, çeyiz getirilir falan. Para da toplandı ama tam onu bilmiyorum gerçekten. Bu farklı bir sizin oyununuz herhalde. Evet, aynen halay. Ben gelinle rahat oynayamadığım için ortaya çıktım. Günde normalde size takı takılmıyor. Gelinliğim ve bindallığım 5500 kiraladım. Aksesuarları, tacı, çiçeği falan her şey. Ortada oynamış vallahi. Aynen. Bayağı oynadım aslanım gerçekten. Eşin niye yanında yok o halayın içindeydi? Eşim bilmiyor halayı. Hiçbir şekilde bilmiyor. O yüzden o arada girdi böyle bir dolandı. Hızlanınca çıkıyordu. Yavaşken girdi. Böyle yapıyorlar zaten. Şimdi aynen, bu İstanbul mu? Bu İstanbul'da evet nikah. Neredesiniz burada? Şile yolunda. Şile'de. Deniz'de. İyi araba da geçmiyor Allah'tan. Aynen. Caddenin ortası yok. Çok geçti. Onlar geçince biz kenara çekiyorduk. Gidince tekrar. Ay çok bayağı bir aynen bayağı yordu bizleri. Güzel olmuş ay, ama ben klibini vallahi bayağı... kamera şakası gibi hani birden böyle araba gelecek Allah korusun. Drone çekimi nikahtan bir ay sonra çekimimiz oldu bizde. Normalde iki gün sonraydı. Ben çok yoruldum. Üç gün orada, buraya gel, burada nikah gerçekten çok yoruldum. Dedim biraz erteleyelim. Biz de bayağı erteledik. Bir bence ay sonra çok oldu. Ve çok rahat oldu evet. Gerçekten. Aynen. Stresim gününde falan. Olmuyor. Ben evet. Öyle yaptım. Çok kötü oldu. Yorgunluğumu attım. Evet. Stresim falan hiçbir şekilde yoktu. Bir aynen. Gün çekim peki ayarladık. Bu gelinliğini kaça kiraladın? Bu gelinliğimi satın aldım. Evet. Ne kadar aldın? 1000 TL. Çok iyi. Evet. Sahil evet, burası. Ben de aynen. Evet Beyza Nur. Aynen Beyza Nur. Evet. Aynen Beyza Nur. Aynen canım. Evet. Aynen. Yani çay tavşan aynen. Kadı mı? Değil. Bu saks mavi mi? Bilemedim şimdi. Aynen demeyeceğim. Yok ben söyleyeyim onun yerine. Bu ne? Küre mi bu? Evet. Evet. Evet dediniz kaybettiniz. Bundan sonra Beyza Nur'un bir ismi var. Aynen, aynen Beyza Nur. Aynen. Evet. Devam edelim. Bu şekilde aslanım. Çok güzelmiş. Gerçekten klibine bayıldım. Evet ben de çok beğendim. Değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Ben birinci gelinliğini tam olarak şey yapamadım ama ikinci gelinliğini pek beğenemedim. Niye? Beğenemedim. Nikah için sade ve şık çok bir gelinlik. Çok sade. Nikah için sade. Ve şöyle bir şey oldu. Normalde ben düğündeki giydiğim gelinliği giyecektim nikahta. Hani bir daha bir masraf olmasın gibisinden. Bahçede yaptığımız için çok fazla kirlendi. Yani aşırı derecede kirlendi. Biz geldik direkt düğünle şeyin arasında 3 gün şey vardı. Kuru temizlemeye verdik. İşte ben saçım yapıldı, başım yapıldı falan derken şeyim makyajım falan. Kuru temizlemeden geldi gelinlik berbat. Hiçbir şekilde temizlenmemiş. Yani ot, çöp her şeyi duruyor. Tabii. Dedim ben bunu nasıl giyeceğim falan. Sonra işte ablamı aradım, kayınbabamı falan aradım. Kayınbabam sağ olsun tamam kızım sen merak etme geliriz gelinlik alırız dedi. Hı-hı. Ben o zamanlar daha zayıftım tabii ki de. Dedim hani bana gelinlik olmaz. Ben bu gelinliği bile boyunu, kollarını, belini her şekilde daralttırdım Yozgat'taki giydiğime. Bir gelinlikçiye gittik. Altında eşortman, başım yapılmış gelin başı, elimde duvak böyle aslanım. İstanbul'un Ümraniye sokaklarında dolanıyorum böyle. Gelinlikçi, gelinlikçi. Ay kıyamam. İlk bir şeye girdik, hiçbir şekilde güzel yoktu. İkinciye girdik, mankene giydirmişler bunu. Ablam dedi Beyza nasıl yok ya falan yaptım dedi bir üstüne giy görelim. Üstüme giydim tam yani sanki benim çok üzerime dikilmiş gibi oldu. Ya, çok şanslısın. Aynen. Şansın ya vergi. Şu anda aynen ve benim oldu yani satın evet. Aldım. Yani gerçekten bu burnunu yaptırmakta seni kim destekledi? Eşin destekledi mi? Eşim de destekledi. Ya aslında şöyle ben çok istiyordum gerçekten. Hmm. Eşim diyordu sen böyle de güzelsin şey falan. Çok doğru bir karar. bir şey söyleyeyim mi? Kübra. Evet. Senin burnuna benziyormuş bak. Evet. Benziyor yüz hatlarınız. Evet. Sen bir burnunu yaptırsan aynısı aynı. Olacak. Burun çok önemli aslında. Evet, tam İnşallah yaptıracağız. İstiyor musun? Evet, istiyorum. Hayır, ben çok, de çok güzelsin. Istiyorum. Gözün, kaşın, ağzın, burnun. Hepiniz çok güzel. Ama burun... yani hani imkan varsa yaptırmak tabii canım, lazım. Tabii aynen evet. Öyle. Değil mi? Aynen. Evet, vallahi bak bayağı burada değiştim ya. Senin siyah gözlüğün gibi. Burada çok baş güzel aksesörü olmuş. Kullanmışsın ama bayağı aşağıda duruyor sen. Ya aslında ben gerçekten kapatmış memnun kalmadım burada. Ben bilmiyordum, evet. Kayınvalidem tutmuştu. Evet. O da bilemez hani sonuçta. Hiç memnun kalmadım. Hatta nikah 3 kere başımı bozdurdum yani. Evet. Yaptılar, olmadı dedim bir daha, olmadı dedim bir peki. Daha. Sonra başka bir